Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizden gelenlerin yeni bölümüyle karşınızdayız. Özgür Çetin'le birlikte sizden gelen soruları yanıtlayacağız. Lafı fazla uzatmadan sorularımıza hemen geçelim. Geçiş yapalım. Ama bir şey söyleyeceğim ben. Biz geçen hafta çekmiştik. Geçen hafta çekmiştik bu programı ama teknoloji okuyorum gibi bu da ne yazık ki teknik patladı. Bir soruna kurban oldu ve yayınlayamadık arkadaşlar. O yüzden orada gelen soruları da aldık. Yeni gelen sorularınız da vardı. Onları da aldık. Şimdi hepsini yanıtlayacağız. İlk soruyla başlıyoruz. Ruth Konca isimli bir arkadaşımız Facebook ve Instagram üzerinden bize ulaşmış. Ve abi son soru, cevapta bana önerdiğiniz Realme 7 Pro ile size yazıyorum şu an. Çok teşekkürler, efsane bir şey ya demiş. Evet, güzel bir telefon. Realme 7 Pro gerçekten fiyat performans tarafında güzel bir telefon. Ruth Konca'ya da hayırlı olsun, güle güle kullansın diyelim. Enes Koçluk. Koçluk. Evet. Merhaba sayın teknoloji hocalarım. Benim soru cevap videosu için birkaç sorum olacak. 1. Spam, SMS ve aramalar için BTK'nın çalışmalarında son durum ne? Bunu benim uzmanlığım. Özgür Çetin'in yıllardan beridir beklediğim soru. Evet, bu soruyu bekliyordum ben. İYS. İYS sistem, onu anlatıyoruz. 2. Türkiye'de 5G altyapısı çalışmalarında son durum nedir demiş. 3. sorusu, telefonu başka bir ekranda masaüstü deneyimiyle kullanabilmek için Samsung DeX gibi başka uygulamalar var mı? Ve bu özellik için donanımın desteklemesi şart mı? Bir de son soru değil bu. Temennin içinde bulunmuş. Teknoloji oku yıllardır ilgili takip ediyorum. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İlk soruyu sen cevapla abi. Evet. Şimdi spam, SMS ve aramalar için arkadaşlar BTK'nın değil aslında da Ticaret Bakanlığı'nın Borsalar ve Odalar Birliği ile ortak bir çalışması var. İleti Yönetim Sistemi iys.org.tr diye bir site var. Oradan yapılıyordu aslında ama şöyle bir durum vardı. 1 Aralık itibariyle yürürlüğe girecekti bu sistem. Spam arama ve SMS'leri ertelendi. Yok edeceğini iddia ediyordu. Hatta Özgür Çetin video bile hazırladı onun video için. Hazırladım ama özel video hazırladı. Videoyu yayınlayamadık çünkü sistem çalışmadığı için. Ertelendi. Ertelenmesinde de sebep şu, pandemiden dolayı verilerin toplanamaması falan diye söylediler. Çünkü şirketler ellerindeki telefon ve numaralarını, mailleri, şunları bunu oraya yüklemeleri gerekiyordu. Yetişmemiş. Mayıs'a kaldı galiba. Bir 15 Şubat'ta açılıyor bir fazı. Asıl faz Mayıs'tan itibaren açılacak. Yani Mayıs'tan itibaren... Mayıs'ta konuşmak lazım işte. Ne yani teorik yani. Olarak ortadan kaldırılacağını iddia ediliyor bu sistemin ama ben çok güvenemiyorum açık yani söyleyeyim. Daha önce de kaldırılacağını iddia ettiler ama hala çatır çatır ama aramada geçiyor. 0850 numara valla yordu ya. Zaten onunla ilgili sosyal medyada başlık var ya 0850 numara terörü diye. Ya bir de engelle bitmiyorlar. Bitmiyor yani. Evet birini engelliyorsun başka bitmiyor numaradan yani. Oraya. Öbürünü engelliyorsun başka numaradan. Sayın abonemiz sizi tekrardan aramızda görmek istiyorum. Kombicisi arıyor, bahisçisi arıyor, jigolosu bilmem SMS gönderiyor böyle salak salak. Ayda 10.000, yok haftada 5.000 kazanmak ister misiniz? Valla ben isterim ama şimdi ne yapacağımı da bağlı. Onu söylemiyor yalnız. O zaman Ay'a git. bir de haftada 5.000 ile 15.000 TL arasında kazanmak. Yani. Performansa bağlı yani. Ne yapacağım ben? İnsan bir şüpheleniyor. Şimdi ikinci sorusuna geçelim Enes Koçluk'un. Türkiye'de 5G altyapısı çalışmalarında son durum ne demiş? Güzel soru. Aslında birkaç yıldır bu konuda çalışmaya devam ediyordu. Yerli bir baz istasyonu vardı ULAK. Onun testleri devam ediyor. Halen kullanılan da bir baz istasyonu. Fakat 5G birazcık ertelendi. Biz 2021'de falan gelir diye tahmin ediyorduk. Pandemiye takıldı aslında. Yani dünya tarafında da mesela pek çok ülke tamamen hani 5G'ye geçmeyi planlıyordu. Ama şimdi baktığın zaman hani Amerika'da bile, Çin'de bile tamamen geçinebilmiş değil. Evet. Çok sınırlı sayıda ülkede arkadaşlar. Bu İsveç, Norveç falan o taraflarda. Biraz böyle %70'in üzerine çıkmış durumda. Onun haricinde hep daha altyapı bile kurulmuş değil. İngiltere mesela Huawei'nin altyapısını kullanıyordu. Dedi ki sen sök başkasına kullandıracaksın. Yani şu aralar o tarafta bir bilinmezlik var. Bu bilinmezliğin sebebi de Huawei'nin bence 5G tarafında çok önde olmasıydı. Amerika bunun önüne geçmek istedi ve geçti de bir şekilde. Hatta kendi ülkesi yetmedi. Avustralya'nın bile falan böyle anlaşmalarını iptal ettirmesine zemin hazırladı. Evet. Huawei normalde Avrupa'nın yarısının altyapısını kuracaktı arkadaşlar. Onun haricinde Avustralya vesaire pek çok ülke vardı. Şu anda hepsi geri çekti anlaşmalarını. Bir şekilde Amerika onları ikna etti. Şimdi bir de orada şöyle bir durum var. 5G'de ben bunu söylediğim zaman teknoloji camiası biraz böyle burun kıvırıyor ama 5G teknolojisi son kullanıcı için inanılmaz bir şey getirmiyor arkadaşlar.
Daha doğrusu dolaylı yoldan getiriyor. Tam doğrudan getirmiyor. Yani şimdi hep 5G'yi anlatırken aynen 4G'de ve 3G'de olduğu gibi hani işte 3 saniyede film indireceksin, 5 saniyede bilmem ne yapacaksın falan örnekleri veriliyor ama şimdi bizim günlük hayatta kullandığımız şey film indirmek değil. Sen YouTube'u izlerken zaten 4G fazlasıyla hızlı. Ya bu şeyin önünü açacak sadece. Biraz IOT daha dediğimiz böyle nesnelerin interneti cihazları. Nesnelerin interneti bir de oyun tarafında mesela hani Cloud Gaming var ya şimdi, bulutta oyun oynama vesaire, onun önünü açacak ama arkadaşlar burada da tabii operatörünüzün size sunduğu opsiyonlar çok önemli. Atıyorum tamam ben metroda oyun oynamayı çok isterim ama şimdi o ne kadar internet harcayacak? Kalkıp da bu 4 GB'lık paketlerle 15 GB'lık paketlerle olacak işte, değil. Evet. Size sınırsız paket vermesi lazım ki açıp siz onu rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Çünkü hani yoksa 5 dakikada 5 dakikada 5 dakika 10 GB'ı yersin. Mesaj gelir. 100 MB ek paketiniz kullanılmasını unutur diye. Hayır 100 MB yine iyi olur Osman. Yani sen şimdi bir oyun oynamaya kalktığın zaman düşün Cyberpunk'ı cepten oynadığını düşün mesela. Her bir şekilde bir cihaz oldu oynuyorsun diyelim ki. Çünkü Google Stadia falan oynanıyor bildiğim kadarıyla. GeForce Now var şu anda. Ha GeForce Now pardon. Hani onunla oynandığını varsaysan ve işte yüksek kalitede oynadığını düşün. E şimdi sen bir açacaksın oyunu. Cart diye 1 GB gidecek zaten daha 2-3 dakikada. PSN 2 diyor, bir basıyorsun mesaj geliyor operatör. İnternet paketiniz bitmişti. Yani o yüzden aslında hızdan ziyade dediğin nokta olması lazım. Nasıl ki sabitte artık internette kota kalktı ya. Yani artık mobil internette de kalkması mobilde lazım. Mobilde de aslında benzer bir şey olması lazım ki hani mantıklı olsun. Yani 5G'nin yoksa bir faydası olsun. Yoksa yani şu anda 4G ile yapıp da 5G ile daha doğrusu 5G'de yapıp da 4G'de yapamayacağınız bir şey yok şu anda. Son kullanıcı için öyle ama mesela şey için çok önemli bu. Gecikmenin olmaması 5G'de veya daha düşük olması. Özellikle mesela adam ne yapıyor? İşte adam Çin'deki bir doktoru düşün. Amerika'daki bir hastayı ameliyat edebiliyor. Robotlarla. Çünkü gene o şey yani bu data paketlerin gitme gelme hızı çok orada iyi. Orada aslında şeyi göstermek istiyorlar. Hani gecikme yok. Evet. Onun ama bu bizim için hani mesela son kullanıcı için abi ameliyat yapmıyorum ki ben. Dediğin gibi oyun oynayacağım. Onda da birkaç saniye geciksin eyvallah da asıl sorun o değil. Asıl sorun paketin yani yetmeyecek olması. Sen 5G'n var ama bir gireceksin 5 dakika sonra diyecek ki 50 GB'ın bitti ne yapacaksın? Ya bir de burada 5G'den konuşmak da bence çok yersiz. Benim evimde hala internet çekmiyor yani. Evet oraya telefon çekmiyor. Yani operatör haberi giriyoruz. Şurada çekmiyor, burada çekmiyor, orada çekmiyor. Yani altına küfür yağıyor. Yani evet. O yüzden en önce bence bu çekme sorununun artık aşılması lazım ki ondan sonra 5G'yi konuşuruz. Evet şimdi üçüncü soruya geçelim. Telefonu başka bir ekranda masaüstü deneyimi kullanmak için Samsung Dex gibi başka uygulamalar var mı? Hemen bunu kısaca cevaplayalım. Başka uygulamalar var. Hatta mesela Huawei'nin kendi uygulaması var. Huawei Share diye. Kendi cihazlar arasında kurduğu bir ekosistem bu tabi. Ama internette de bunun gibi uygulamalar var. Fakat ne kadar sağlıklı olur onu tam olarak kestirmek güç. Çünkü Android cihazda pek çok izin istiyor bu uygulamalar sizden arkadaşlar. Yani bütün dosyalarına erişim imkanı istiyor. O dosyalara erişim imkanı verdikten sonra da sen ne geleceği başına belli olmaz. O yüzden hani böyle üreticilerin geliştirdiği uygulama. Atıyorum işte Samsung'un ne var? Dex var. Huawei'nin Huawei Share var. Bu tarz uygulamalara yönelirseniz daha iyi olur sizin açınızdan. Şimdi Asım Korkmaz demiş ki bunu sana soralım Osman. Merhaba bir cihaz almak üzereyim ama M31S ile Renault 2Z arasında kaldım. Tasarım göreceli bir şey ama Samsung'un tasarımı çenek kısmından ve arayüzünden dolayı çok hoşuma gitti. Renault 2Z ile kamera arasında özellikle geç çekimleri farkı varsa siz hangisini önerirsiniz diyor. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. M31S ve Renault 2Z kamerası arasında kaldıysan yani gece çekimleri vesaire Renault 2Z her türlü tokatlıyor. Bunu bir kere söyleyebilirim sana. Samsung biraz burada aslında ismiyle gitmeye çalışıyor. Yani tasarımı da çok hoş değil. Tabii tasarım senin de dediğin gibi göreceli bir şey ama ne bileyim Renault 2Z bana göre her türlü önde yani. Kamera içinde diyorsan kamera içinde önde. Sadece M31S'in bataryası biraz daha fazla. Onun haricinde Renault 2Z her türlü tokatlar. Özgür Enler Yalçın demiş ki YouTube'a ve diğer sosyal medya uygulamalarına ceza yağıyor bildiğiniz üzere. Sizce YouTube kapanır mı? Kapanırsa sizi nasıl etkiler? B planınız var mı? Bu geçen haftanın sorusuydu. Zaten YouTube arkadaşlar şey yaptı. Türkiye'de bir temsilci atacağını duyurdu. O yüzden konuşmaya da gerek yok yani. İbrahim Ercan demiş ki Poco X3'te ekran sararması var. Nasıl düzelir? Chrome'dan diyorlar araştırdım yaptım ama bakalım olacak mı bile. Muhtemelen yazılımsal bir sorundur o. Bazı cihazlarda olur bazı cihazlarda olmaz. Bu tarz sorunlar arkadaşlar biraz şans meselesi ya. Atıyorum Xiaomi Poco işte 10.000 tane telefon üretir. İçinden 500 tanesinde böyle bir ekran sararması sorunu vardır. O da sana denk gelmiştir. Bu biraz şans meselesi. Eğer düzelmezse de teknik servise götürmeni tavsiye ederim. Şimdi Beleni04 demiş ki Xiaomi Redmi marka telefon konusunda bir sıkıntı yaşıyorum. Size bu konuda sormak istediklerim var. Cevaplamanız mümkün müdür? Evet mümkün. Evet, ama soruyu da yazman lazım bize ki.
Şunu söyleyeyim ama Xiaomi Redmi'den arkadaşlar özellikle bu Note 9 serisinden çok fazla şikayet geldi. Yani mesela biz inceleme vesaire yaptığımızda da işte bu Xiaomi güncellemeler sunduğunda da altına sürekli yorumlar geliyor. Biz de onları okuyoruz, bakıyoruz. Yani herkes şikayetçi. Özellikle de MIUI'den çok şikayet var. Yani Xiaomi'nin kendi arayüzünden çok fazla şikayet var. Xiaomi bu işi şu aralar çorbaya çevirdi. MIUI 12 vesaire gelecek diyor ama çok fazla sıkıntı var, sorun var. Dolayısıyla yeni bir güncelleme çıksa bile arkadaşlar biraz bekleyin güncellemeden önce. Bakın bir bakalım güncelleyenler memnun mu, memnun değil mi? Gerçi memnun olmaları çok olası bir sonuç değil şu ana kadar ama. Ona göre kararınızı verin. Dediğim gibi Xiaomi ucuz satıyor ama bu MIUI biraz sıkıntılı. Emre Gül 42 demiş ki drone kesin bana çıkacak. Deme teknoloji oku. Çıkmadı Emre. Onu da söyleyelim. Şimdi siteden gelen sorularımızı devam edelim. Rocco var. Bu da Rocco. Gokko'nun rakibi bu. Birinci sorum demiş. Şu her haberin altına saçmalan herif aranızdan kim acaba? Gokko diyecek. Gokko'yu diyor burada. Aramızdan biri değil ya. Biz de tanımıyoruz vallahi. Gerçekten tanımıyoruz. Aslında o videosunu çekip bize gönderse işte ya. Manşetler şok. İşte Gokko. Gokko'nun kimliği ortaya çıktı falan. Asım Efe Taş demiş ki selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öncelikle bu Samsung Galaxy S3 hala satışta mı? S3? S3 ne ya? S3. Kaç sene oldu ya? İkinci elini bile bulamazsın herhalde ya, evet. Yusuf Erkol, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Galaxy Note serisi sona mı erdi? Yerine Fold serisi mi alacak? İkinci sorumsa 300 TL'ye kadar tam kablosu kulaklık önerebilir misiniz? Teşekkürler. Şimdi Galaxy Fold serisi o tam olarak netleşmiş değil gençler. Samsung açıklama yapmadı. Yani biz Note serisini bitiriyoruz. Artık kalemi Fold serisinde sunacağız diye bir açıklama yapmadı ama bence kalem Fold serisine daha uygun olur diye düşünüyorum. Zaten fiyatlar arasında da bir şey kalmadı. Bakıyorsun Note'u işte 13-14 bin liradan satıyorsunmuş. Fold'u 20 bin liradan satıyorsunmuş. 6 bin iyi para aslında ama yani şimdi katlanabilir ekran teknolojisi de ucuzluyor. Ucuzlayacak evet. O yüzden yani bir sonraki seri 18'e gelir, 17'ye gelir. O yüzden hani fiyatların düşmesi nedeniyle Fold'a entegre edecek olabilirler. Tam kablosuz kulaklık da 300 lira altına pek çok model var ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi 300 liraya alacağınız bir kablosuz kulaklıktan hani tam kablosuz performansını almak ne kadar mümkün olur? Yani adamlar yazıyor ya True Wireless Stereo bilmem ne ama yani onu sana ne kadar veriyor? İşte bu tartışılabilir bir soru işareti. O yüzden ben şunu öneriyorum hep. Hangi telefonu kullanıyorsunuz? Atıyorum Samsung, Realme, işte Oppo, Xiaomi. Neyi kullanıyorsanız o üreticinin kulaklığını alın, sorun yaşamazsınız. Çünkü diğer türlü hep sorun yaşıyor insanlar. O parayla 300'de de bir Realme'nin var galiba değil mi? Realme Buds Air Neo falan var. Biz test etmiştik o olabilir. Ya çok böyle adı sana duyulmamış şeyler var da onlar iyi değil arkadaşlar. Bir teknoloji mağazasına gidiyorsun mesela. Var yani evet. Ya, Tektronik bir sürü marka var ama onlara çok fazla şey yapmayın yani. Gakko demiş ki sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizi çok seveyim demiş. Teşekkür ederiz Gakko. Gakko'ya şey yazıyor zaten. Şimdi Gakko yine bir şeyler yazmış. Abem uygulamada nickimi kullanıyorlar. Benim adımla yazıyorlar. E-posta zorunluluğu gelsin. Bazen hakaret ezdiler. Buna bir önlem lazım. Taklit etmeleri, emeğimiz zayi etmeleri hiç hoş değil. Şimdi Gakko'cum bak kaç kere söyledik. Sen bize bir ulaş. Seni biz bir şeyler yapalım. Sana bir özel bir şey yapalım ama ben bu nick konusunu, abonelik konusunu düşünüyorum. Aslında buraya geldiğimden beri teknoloji okuyor. Bunu söylüyorum ben bizim yazılımcı arkadaşlara. Hani bir mailingde, maille sistem olsa girse insanlar ona bir form yapacağız ama sen bizi bul, ulaş bize. Beni bul. Adım Garavel. Beni bul. Tamam mı Gakko? Sana bir güzellik yaparız. Özgür diye bir arkadaşımız yazmış. Kurutma makinelerinde 3000-6000 fiyat aralığında hangi özelliklere daha çok dikkat etmeliyiz? Bu özellikleri en çok hangi markanın hangi modelini taşıdığını söyleyebilirsiniz. Ülkemizde beyaz eşya deyince ben boş. Boş. Ben de boş diyorum. Bende de boş var. Sendeki de boş değil mi? Bendeki de kurutma boş. Makinesi var ikimizde de. Makinelerin yani dikkat edecek çok bir şey yok arkadaşlar ama şu var. Kurutup kurutmadan. Ya bir bunlarda çok fazla program var. Bir evet. Kere. Yani pamuklu için öyle, fitness için zart tut. Ben mikse atıyorum. Benim için tek bir şey var. Mix. Yapıştır gitsin. Ya 3 aşağı 5 yukarı güzel yani. O özel hani o dikkat edilecek bir şey yok. Boş aldık. Ben memnunum. Osman da memnunmuş. Çalışıyor. Ya bunlar da önemli olan ne biliyor musun abi? Teknik servis. Evet. Yani boşunda teknik servisi iyi. Mesela makinenizi değişti. Hemen atıyorum. Aldığınız makineyi bir ay sonra bir sorun çıktı. Yeni makine falan da veriyorlar yerine. O yüzden boş alabilirsiniz. Bilinen markalardan şaşmamanızı öneririz. Doğan demiş ki uygulamaya köyü tema geldi. Koyu. Kesin. Koyu demek istemiş herhalde.
Onunla ilgili çalışmalarımız var arkadaşlar. Uygulamayla ilgili bazı eleştiriler yapıyorsunuz. Okuyoruz hepsini, görüyoruz. Bu konuda bir şeyler yapacağız ama birazcık zaman vermenizi rica ediyorum. Hepsini okuyoruz, görüyoruz ama bunu da söylemiş oldum. Evet arkadaşlar, bu bölümde de sizden gelen sorulara yanıt vermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta yine sizden gelen soruları yanıtlamaya devam edeceğiz. Peki bu soruları bize nasıl ulaştırabilirsiniz? Bunu bir kez daha size hatırlatalım. Dilerseniz bu videonun hemen altına yorum yazabilirsiniz. Bu yorumları biz direkt olarak alıyoruz zaten. Ayrıca Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal mecralardan sorduğunuz soruları da alıyoruz. Bir de sitemizde bu içeriğin haberi giriliyor. Bu içerik haberinin altına da yine sorularınızı girerseniz biz burada yanıtlamaya çalışırız. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip ederseniz çok seviniriz. Haftaya yepyeni sorularla, yanıtlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.